Merhaba dostlar Migros TV'ye hoş geldiniz. Ben kafeinsizden Berk. Bugün sizinle bu dönemde herkesin tavsiye ettiği Contagion ve I Am Legend dışında izleyebileceğiniz diğer salgın filmlerine göz atacağız. Bu arada I Am Legend'ın kitabını mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Daha fazla sinema ve dizi tavsiyesi için Migros Türkiye kanalında takip etmeyi sakın unutmayın. Arizona'da küçük bir kasabada ölümcül bir uzaylı virüsünün düşen bir uydu ile yayılmasını ve onu engellemek için uğraşan bilim adamlarının mücadelesini izlediğimiz The Andromeda Strain yani Türkçe ismiyle Uzay mikrobu ilk tavsiye. Uzay yolculuğu ve soğuk savaşın arkasında gerçekçi bir mücadeleyi ikinci sınıf bir gerilim filminde izlemek isteyenlere öneririm. Kitabını okuyalı çok olsa da bir tık daha iyi olduğunu söyleyebilirim. 27 yıl boyunca bilinmeyen bir nedenle hiçbir çocuğun doğmadığı ve dünyanın kaos halinde olduğu bir gelecekte hamile bir kadın ve onu korumak isteyen bir adamın hikayesinin anlatıldığı Children of Men sıradaki tavsiyem. Türkçe ismi de Son Umut olması lazım. Alfonso Cuarón'un bu harika distopyası adeta o dönemde yaşayan bir fotoğrafçı gibi hissedeceğiniz sinematografisiyle sizi insanlığın tek umudunun içine çekecek. İnsan yapımı bir virüs ile mahvolmuş dünyada hayatta kalan bir grup bilim adamının geçmişe bir mahkum gönderip virüsün nasıl ortaya çıktığını anlamaya çalıştıkları 12 Maymun bu tavsiye ettiğim filmler arasında en çok sevdiklerimden biri. Hayali bir ortam yaratmanın ustası Terry Gilliam'ın elinden özgür irade ilizyonu ve dünyanın sonu üzerine harika bir romantizm filmi izliyoruz. Dünyanın sonu ile alakalı romantizm. Harika bir oyuncu kadrosu ve performansı da pastanın üstündeki bir çilek. 1925 yılında Alaska'nın her yere uzak bir köyünde çocuklar arasında başlayan salgını durdurmak için kilometrelerce öteden serum getirmeye çalışan köpek kızı ustası bir adam ve çılgın köpeği Togo'nun gerçek hikayesinin anlatıldığı Togo herhalde bu filmler arasında en değişik olanı. Alaska'nın soğuğunda kalbinizi ısıtacak film tavsiyemdir. Diğer salgın filmlerine hiç benzemeyen bir tavsiye oldu herhalde. Kara veba dönemi İngiltere'sinde bir kasabada ölülerin tekrar hayata döndürüldüğü haberlerini araştıran bir keşişin hikayesini izlediğimiz Black Death yani kara ölüm var sırada. Hem tarz olarak hem de duygu değişikliği olarak neredeyse aradığınız her şeyi bulabileceğiniz film tabii ki her şey olmaya çalışırken kimi zaman hiçbir şey olduğu anlar da olsa ortaçağ Çağ Avrupası'na güzel bir bakış için izleyebilirsiniz. Ayrıca Şampen ölüyor mu? En çok merak ettiğim soru buydu benim film izlerken. Sırada Randy Shields'in kitabından uyarlanan ve orkestra durmadan çaldı yani And The Band Played On var. AIDS salgınının başladığı dönemde hem politik çekişmeler hem de bilim insanlarının mücadelesini anlatan listemizdeki tek televizyon filmi ünlü oyuncuların da katkısı ve zekice bir anlatım ile izleyenleri içine çekiyor. İngiltere'yi tedavi edilemez bir virüsün vurmasından 4 hafta sonra Güvenli bir liman arayanların hikayesinin anlatıldığı 28 Days Later yani 28 gün sonra sıradaki tavsiyem. Danny Boyle'ın başarılı yönetmenliği, harika prodüksiyon tasarımı ve karakterleri sevdirerek onların macerasını önemsemenizi sağlayan hikayesiyle bu gerilimin içinde yer alacaksınız. Ayrıca bu hikayenin 28 hafta sonrasını anlatan bir devam filmi de var. O da çok güzel, onu da tavsiye ederim. Listemizi sonlandırmadan zombi veya yaratık salgınlarını konu alan Slither, Pontypool, The Girl With All The Gifts'i de tavsiye ederim. Gülmek istiyorsanız da Shaun of the Dead'e bakabilirsiniz. Sizin zombi filmleri de dahil sevdiğiniz en güzel salgın filmleri Hangileri? Salgın filmlerinde güzel insan diyemiyor. Yorumlarda bir sonraki videoda neler görmek istediğinizle birlikte benimle paylaşmayı unutmayın. Migros Türkiye'ye abone olursanız gelecek videolarımızda kaçırmamış olursunuz. Ben Berk, bir sonraki videoda görüşmek üzere.